80 yaşında, 81'de 28 gün aldım. 1934 doğumlu. Şimdi ana baba onları anlatacağız mı? Ha, Ahmet oğlu Sapekiz, Helime, annemin adı da Helime. İşte ufak yaşta biz 7 yaşında kaldım anamdan. Bundan evim bu yandaki ev benim halamın evi. Çocuğum, annem en kesinti olduğumdan beni çok severdi. Halamın da kocası öldü. Anam bana dürüm hazırlamış. Anlaştan ünledi, gel buraya diye var. Halan bir sürü çoluğu çocuğu var dedi. Oğlum sen de yük olma dedi. Aldı geldi buraya bana. Ben ekmeği yine kaçtım. Çocuk kısmı doğru mu? Başka ne bahsedeceğiz şimdi? Okula gittin mi Sarp amcacığım? Okula 9 yaşında okula gittim. 15 yaşında okuldan çıktık. Eski okulda. Yeni okula gitmem ben, yeni okula. Eski okuldan çıktık biz. Hala orada bir kuyu var. Kuyuda büyük yılan olurdu. Bu yanda cami onun ha. O caminin hocası vardı. Ağaç vardı orada, payamaydı. Payamın dibinde oturuyor hoca. Yılan çıktı. Ya hain, nereye gidiyorsun dedi yılana. Yılan adamın kucağından geçti gitti. Hain, nereye gidiyorsun dedi, durdu. Ondan geldi, geçti gitti kucağından hocanın. Hocaya da yamalı göt derdik. yamalıklı pontürke yerdi hoca. Çok dövmüş sizi Sabri amca. Dayakları bile siz hazırlıyormuşsunuz. Şimdi öğretmenler tabii şimdi diyor, cetvelle dövüyorlar. Arkadaşlar dedi ki bunu saklayalım ya. Sen sakla dedi bana. Tavan, şey, alt taban var, at, orada delik var, delikten oraya attım ben. El sığıyor. Attım ben. Az ileri doğru kalktırdım. Eğitmen geldi. Ya bir şiirimizi okumaya başladı. Numaralarımızı. Benim numara 18'di. Geçti gitti. İki arkadaş gelmemiş okula. Neyse. Ondan geldi, ben okul başkanıydım. Beni aldı. İki de inzibat yapardı. Onlar da aldı. Hadi bakalım gittik. Adamlar Koreli'yi aramaya. Onlar demire hiç gelmiş. Zerrar diyorlar. Saklandık biz. Zerre attılar. Abisi babası aldılar iki tane kaniye. Vardık. Ablası baba Urkiye diye. Urkiye, Halil nerede ya? Hasta yatıyor Abdullah dedi. Şimdi Zerrar'dan kimi dedi? Sırtında çuvalla dedi. Halil diye dedi. Bir de yalan söylüyorsun dedi. Bir kafasını elledi Halil'in. Bir bileklerini elledi. Tamam, oradan okuldan yollayacağız sen dedi, götürdü. Bir daha Derviş diye bir arkadaş vardı. Onun yanına gittik. O da anasınınla dedesinin yanında oturuyordu. Saniyede kaybolmuş oradan. Vardık. Emine Hanım, Derviş nerede ya? Hasta yatıyor Abdullah dedi. Şimdi yanında yatıyordu ya. Şimdi ya aranızda yatıyor, oturuyordu dedi. Çocukları ya, okul için mi topluyorsun? Okul için, okul için. Okul için. Onu da aldık geldik. Cami kısmında okuyoruz. Ulan bir elden geçirdi onları. Adamla yıkıldı yere. Neyse, derviş dediğim yattı, o kalkamadı. Koreli kalktı, yerine oturdu, numara okumaya başladı. Derviş öyle bir baktı, yumundu gözünü gene. Toparlandı, eğitmen görmedi onu. Ama ne kadar macera falan dedi, bir kaçış kaçtı. O kaçış, bir daha okula gelmedi derviş. Onun dayısı oluyor, onun dayısı oraya. Derviş bir daha okula gelmedi bir daha. O da dedi, çok dövdü ya çocuğu, çok dövdü. Dövecek mi çocuğu? Sakat çocuk.
Siz karışma, karışma. Bak sen neden bahsedeceğiz? Neden bahsedeceğiz? Çocukluğunda neler yaptın? Anne babanın evinde ne işlerle uğraştınız? Neler yaptın Sabri amcacığım? Vallahi koyun güttük. Koyun güttük. Ondan sonra malları güderdik. Bahar günü malları güderdik. Sonra yetiştim ben. Çift sürmeye başladım. Evlendik. Bu sefer de askerlik boynumuzu büktü. Adı oğlum 130 dönümleri ektik. Askere gittik. Askere gitmeden önce Saadet teyzemi nerede gördün? Komşuyuz dedim ya. Komşuyuz. Her gün beraberdik zaten. Çok beğendin, çok sevdin. Çok beğendik. Öyle laf aldık. Nasıl düğün yaptın Saadet teyze? Düğün yapmadık. Neden? Yapmadık. Bizim burada alıp kaçtık mı? Düğün yapmak yok. Kaçırdın mı bile Saadet teyze mi? Alıp kaçtık. Vermediler mi? Vermediler. 2,5 ay, 4,5 ay damda yaptı hapishanede. 4,5 ay hapishanede yattı. Yaşımız ufaktı. İkimiz de ufak. Sen yattın. Ben de yattım. Hanım da yaşı ufak. İkisi de büyüdü, ondan geri çıktık. Hapishaneden. Ziraat Bankası'nın olduğu yer Çalık, hapishaneydi orası. Orası hapishaneydi, orada yattık. O kadar sevdin yani. Hapishanelerde bile yattın. Yattık. Çıktınız, düğün yapmadın mı Saadet teyze? Düğün yok. Nerede? Saat düğün yapacak olsa alıp kaçtırırlar mı? Hep üç kağıtçılık, milletin işi gücü bedavadan iş çevirmek. Ondan sonra ekin ekmeye gittik. Ekin ekmeden geldik. Bu kapının önüne çuvalın ikisini oraya, dört tanesini buraya yığmış babam. Ev içine gireceğiz. Barbuzdan kapattı. Ne oldu? Herkes evin dil kitabına dedi. Herkes evi diyecek ben de oradan dedi. Bu yanı senin, bu yanı abinin dedi. Öyle ayrıldık. Ona gel kendimize çalıştık ama benim askerlik mahvetti. Askerlik davası bizi zıfırladı yani. Kaç yıl askerlik yaptın Sabri amcam? 2 seneydi ya. 18 ay mı yaptım ben? 18 ay. Hava değişime geldim. 18 ay yaptım, askerlik bitti. Mezunat izindeyken askerlik oradan bitti. 2,5 ayını oradan kapıyor yani. Tekrar memlekete geldim buraya. Bu arada Saadet teyzem nerede? Burada. Hayır, bu yandaydı evi. O yandaydı. Bu Balıkkir'in evlerinde durduk. Babam evde yapmadı. Hayır, tek başına mı kaldı Saadet teyzem? Hayır, kayına vardı, kayına. Nene kayınlamız vardı, has ana gibiydi. Has ana gibiydi kayınla. Ondan yanında kaldı, onlara baktılar buna. Bundan işim kalmadı canım, bunu baktılar buna. Ondan sonra şu ağla, ağıl vardı burada bizim, ağlaya ev yaptılar. Birisinin kapısı var, birinin kapısı yok. Kapısı ev. Yok. Yok. Başlarından savdılar bizi. Nenem vardı benim nenem. Anam öldü. 1942'de anam öldü. Onun için neneyle kaldık. Babam anamın ağzına baktı, bize bakmadı. Maddi durumu zayıfladı babam. Hayır. 140 tane koyunumuz vardı. 2 çift öküz, 1 at, 1 kısırak, 1 eşek, 1 inek. Hepsi hazır. Ama ahlak durumu. Görenek yok, görenek. Başka ne anlatacağız? Kaç tane çocuğunuz var? 4 tane. 2 kız, 2 oğlan. Nerelerde şimdi onlar? Oğlanla kızın biri Almanya'da ufakla. Büyükle ikisi de burada. Şu anda ne iş yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun Sabri amca? Şimdi hazırda verdiğin devlete verdiği parayı yiyoruz, yatıyoruz. Başka bir şey yok. Bunlar işliyorlar arazileri. Verdiniz başkasına. Oğlan yılışıyorlar. Hacı'ya gittiniz mi Sabri amca? Gidemedik. Hacı'ya gideceğimizi hep bunlara bir almi verdik, hep ondan kaldık. Evlatlara verdiniz.
Hacıya şimdi gidemedim. Nasıl geçiyor Saadet teyzemle zamanınız? He? Şimdi i̇yi. Nasıl geçiyor zamanınız? İyi geçiyor. Sen ölürsen diye benim işim vahim diye bu korkuyor yani. Aman diye ben ölürsen ölme diyor. Zor. Kadınlar için zor. Erkek nerede olsa kendi işini bir ayarla. Kadını ayarlayamaz. Eski dayıların adetlerinden ve sen düğünlerde neler yapılırdın? Doğru. Sende çoktur öyle şeyler. Tamam. Anlatabilir misin evet, bize? Evveli Edat nişanlısından gelin yani yavuklardan kaçarlardı, uzanırlardı. Edalaşmak yok. Hiçbirbirini görmek istemezler, yasak. Gelini çok şeyli düğünler olurdu eskiden. Saltanatlı düğünler olurdu. Abimin düğünü oldu. Abimin düğünde millet yatacak yer bulamadı. Kimisi aşağı, kimisi İcikli'ye kaç, kimisi sabaha kadar gezmişler burada. Şimdi yani geriye dönsen Saadet teyzemle böyle bir düğün şeysi içinde kalmış mıdır? Hani düğününü ya, yapamadın. Tabii o onunla var galiba işte tabii. O düğün bizim olmadığı için bizim sevgilimiz onunla kaldı. Tabii onu İçin görmedik. Abi ikisi düğünü oldu. O amcamın yanına gitti. Amcam everdi benim büyüğümü. Onu da savdı başından bizim peder. Onun çoluğu çocuğu, bir tane kızı vardı. O da bundan yerleşti bura. Kız gelin evlen, çocuklar burada onlar da. Çoluk çocuk ziyarete geliyor mu Sabri amcacığım buraya? Geliyorlar, geliyorlar. Severler onlar... beni, torunlarım sever beni çok. Ben de onları severim, gelir giderler hep. Yurt dışına tatile gitmişsin, Saadet teyzemi alıp gezmeye gitmişsin. Neler yaptınız oralarda? Valla orada pikniklere götürdüler bizi, piknik yerlere götürdüler. Havuzlar var, yüzme havuzları var. Oralarda güzel yerler var. Deniz sahili de böyle. Öyle yerlere götürdüler. Bir de Hollanda'ya gittik. Hollanda'da bir sivil havaalanı var. Orayı da gördük, o kadar güzel. Yerle göğ aynı renkte. O kadar güzel. Yalnız aşağıda bir araba var, kamyon gibi, arabaya takıyorlar, yerden uçağa kalkıyor, iki kişiyle, bir kişiyle. Onu kaldırdım, havanın gazına çıktığı zaman salıveriyorlar. Onu ben emineceğim, ben bilmem dedim, ben bilmeyeceğim dedim, bilmedim. Oraları da görüp geldiniz. Gördük, onları da gördük, deniz sahili orla. Şimdi biz burada görünenimize göre, kadın erkek çift çıplak hep. Şimdi, öyle gider mi dediler. Ya ulan çözü bu da adamlar dedi. Niye rahatsız ediyorsunuz filan dedim. Ya ulan bunlar alışkın dedi. Alışkın dedi. Gittik kesin dedi vallahi da. Fındık ağaçları dikmişler. Deniz sahiline falan böyle. Ayrı ayrı tuvaletler yapmışlar oralar adamlar. Ona göre tertipli yapmışlar. O kadar güzel. O fındıklardan topladık, geldik, yedik. Bizim memleketimiz de güzel Sabri amca. Bizim memleket onlardan daha üstün bizim buraya. Cennet. Oralarda çalışamayan insan acından geberi. Böyle kadınlar var. Ne diyorlar onlar, bir şey diyorlar onlar. Saçın orta yerinde olmuş böyle uzun. Bunu boyamış, öylesi var. Hurlarını boyamış, saçını boyamış, böyle bıçak şekline getirmiş. Yani ölüler var. Onlar bir şey diyorlar, hatırlama yok ya adlarına. Birinde böyle, orada kardeşim çocukları var, bakkal dükkanları, ondan yanına gittim. Dışarı çıktım, geldim bir baktım, park var orada, parkta eller şöyle zincir. Kızla, oğlanla gitmedim. Öte yandan bir grup ya da 10-15 kadar var genç. 8-10 kadar da burada var, orada bir tane var. O
o yana gelen gencin birisi ulan şöyle de bir çığırdı havaya. Havaya kalktı ya. Nasıl kalktı ona benim aklım ermedi ya. Kalktı. Kız vardı sarmak güme gitti. O da kız arkadaşıymış. Hadi onun birhaneye girdi oraya. Birhanada ver hele birhane içi onunla. Onlar öyle galiba. Orada he. O maceraları da yaşadın he. Yani. Gördüm ya, gördüm. Bir, senin bir... gençliğinde, mesela şimdi oradaki gençleri anlatıyorsun, neler yaptığını. Sizin gençliğinizde neler yapılırdı gençler? Vallahi bizim gençliğimizde geceleri böyle dayak yapardık biz. Çelik atardık. Herkes ters dönerdi. Çelik atardık karanlığa. O çeliği kim bulursa, kimi tutarsa ona binerdi. İşte o vardı. Bir de arabalar vardı. Biz dört tekerli araba yapardık. Orada ikimiz çeker, üç kişiydik. Biri mine. Sonra ona geldi mi ötekine değişirdik böyle. Gece yarısına kadar onlara binerdik. Yok böyle bir şey yok. De bizim Deyzoğlu'na dayı oğlu var. Onlar eşeğe yengem gidin, eşeğe bin. Koşmuşlar arabaya. Seyit bayırdan bu yana gelirler. Orada köyden geri gelmiş. Bayır var ya oradan bu yana. Eşek gece su terinçte kalmış. Yengem sabahla Hüseyin Ağa'ya bir iki çırpışmış. Sen eşeği öldüreceksin, sen ne ettin? Yani çocukları kendi oynayacaksın, sen eşeğle mi oynayacaksın diye. Öyle gündemimiz oldu yani. Çok uzun yıllardır yani bayağı kaç yıllık evlisiniz? 50-60'ı devirmişsinizdir değil mi? Devirdik. Tabii ki. Bunun sırrı ne sence? Sabri amcacığım. Yani neden ve şimdi bu kadar uzun sürmüyor evlilikler? Ama şimdi bak sizin zamanınızda çok uzun. Sence neye bağlı bu? O zaman millette yoksulluk vardı. Şile gelirdi. Tahsilarla millet kıra kaçardı. Gelse ya halını, kilimini efendim çul çuval, haranı, dığan, kazan, neyin varsa toplayıp gidiyorlarmış. O zaman için topluyorlardı. Kuban mı otardı ben biliyorum yani. Aman onu görmeyen de kim görse görsün de yine gelir yine alacak. Yine gelecek yine de alacak ya. Kurtuluş yok. Yok adamda yok para yok. Oşur vardı burada. Şimdi bol. He oşur vardı. Harmanı savurduk zehreni elleyemezsin. Damga vurulardı. Biz muhtardık. Muhtar olduğumuz için biz damgayı alak vurduk. Zehir hiç saman içine sakladık. Onu gece onu çekerdik biz. Bizdekini de elleyemezlerdi. Öyle günler. Kendi zehrin kendin çalıyorsun yani. Kendin hırsız oluyor. Kendi malakın. Olmadığı için yokluktan. Devlet senden oşur alıyordu. Devlette de yok canım. Devlet de haklı. Ya asker besleyecek devlet. Neyle besleyecek? Senden alırsa öyle, alamazsa neyi gelecek? Devlet de haklı. Şimdi o zaman devlet, Halk Parti efendim o şunu aldı. Milletler şunu aldı, bunu aldı. Yok da aldı. Şimdi alıyor mu? Şimdi bu olan şey. Yoktu canım. O zaman çok yoktu. Çok şükür değil mi? Sen he, harç devletler de harp etti. Küs millet birbirine. Şurada iki komşunla küsüyor, küsüyor onda. Onun memleketi ayrı, seninki ayrı. Çok şükür. Niçin? O zaman alışveriş yok. Pekala eskilerden böyle bir türkü bize var mıdır böyle? Vallahi bir benim şey? Öyle. Sabram bak canım. Türküyle benim alakam olmaz katya. Bir mani, bir türkü bir şey söylemez bilmem. Misin? Vallahi bilmem. Öyle bir işim yoktur. Mani bile yok mu? Ben hiç düğün çalgının önüne çıktı oynamadım. Hiç oynamadım. Oynamadım. Bilmem. Bilmem he. Saadet teyze. Sen kaç yaşında olduğundan başla. Ben de 13-14 yaşındaydım kaçtığımda. Kaç yaşındasın şimdi Saadet teyze? Şimdi 37 mi 38 mi kadarından bilmiyorum gari. Orladı yine herhalde. 78 yaşında. Kaç kardeşsiniz Saadet teyze? Kardeşim bile yok indiler benim. Dört vardı öldüler onlar. Dört. Bir ben kaldım bari. Bir ben varım. Şimdi kimse yok. Neler yaptın annenin evindeyken? Anne baba sağ mı?
Sağdı, babam erken ölmüş. Ondan sonra annemin saati hiç bilmiyorum kadın kızım. O saati çok ufakına ölmüş. Biz bir oğlan bir kızıdık. Ondan sonra oğlan da, oğlan kardeşim de öldü. Şimdi bir ben kaldım gari. Başka yok. Ne işler yaptınız kızken? Ne işler yapacağız kadın hanım işte. Harmanda ondan geleceğiz. Harman işledik. Düğen sürerdik. Onları ondan geleceğiz. Yığadık tanasları. Adın onu süpürdük. Savurduk. Eledik. Bunları ettik. Kadın hanım. Kaç yaşında evlendin Saadet teyzem? Gerçi Sabri amcam kaçırmış galiba seni. Ben bundan 3'üyüm. O benden büyük. 3 yaş mı ne bile. 2 yaş mı o kadar işte aramız var. Kadına. Kaçırmış seni Sabri amcam. Kaçırdı. Kaçırdı anam kaçırdı. Uğurdum. Ondan sonra bu karı dama gitti. Ben de anam günün yanına gittim. Onların yanında durdum ben. Burada neneleri vardı bunların. Nenelerin yanında Allah'a fayi kadınla duramadım. Durdurmadı daha doğrusu. Bari ki onların yanında durdum. Çocuksun çünkü. Çocuğum. Ufakladım saati. Ne edeceksin kadın kızım? İşte böyle çektik. Gittik diyenin hesabı. Hapis yatmış Sabri amcam. Yattı. Bunlar yattı tam da. İyi tabi bunlar aldı kaçtı. Bunlar yatacak tam da. Hay kızım. Ben mi yatayım ben? Ben mi yatacağım tabi. Çocuğum bir şey bilmiyorum. Ufakladım kadına. Ben de ufakladım. Pekala o 4,5 ay süresince bekledin. Orada durdum. Annem bilin yanında durdum. Onların yanında durdum. O bunlar geldi, bu geldikten geldi galiba bir odan da. Ondan geleceğim. Oradan geldik işte. Bu yana bak, bu yana. Sonra o yana bak. Şurada ev vardı, orada durduk. Ondan geleceğim işte. Böyle oldu gitti kadar. Senin kaç çocuğun oldu Saadet teyze? 4 anam. 2 kız, 2 oğlan. Allah'a emanet anacığım. Pekala Sabri amcamın yanında ne işler yaptınız? Bağ bahçeyle mi uğraştınız? Tabi bağ bahçeye ondan geldi. Darı geldik, postuna geldik, pamuğa geldik evveli. Çapalara giderdik. Ondan geldi çocuklar olurdu. Öyle onlarla çalıştık, işledik. Pekala geriye döndüğünde çok küçük yaşta kaçırmış Sabri amcam seni. Yani şimdi mesela ne düşünüyorsun? Zamanınız nasıl geçti? Şöyle yani gözden geçirdiğin zaman. Zamanımız iyi zamanlar da oldu kadın kızım. Kötü zamanlar da oldu. Tabii böyle ki. Ya. İyi zaman da oluyor, kötü zaman da oluyor. İyi geçindiniz mi Sabri amcamla? Geçindik. Geçindik, bazı kaçıverdim ben. Bazı dövüşmedik, kaçıverdim, ufakladım. Dövdü mü Sabri amcam? Döverdi. Döverdi kadına. Yalan değil. Ne edeceğim kızım be? İşte böyle. Olduk gittik. Yalan söylüyor bu. Ha, yalan mı? Yalan değil kızım. Yalan mı olur hiç? İşaretini yaptım ben. Yalan değil. Şimdi çoluk çocuk büyüdü. İkisi Almanya'da, ikisi burada. Kadın anam ne edeceğim? Biz de gayet yaşlandık. İşte yalnız duruyoruz. Bu gelinim benim. Bunlar geli gider. Oğlunun biri burada. He. Oğlan şimdi. İşte buradan geç gider ama benim oğlan. Hüsem'in yanında. Hüsem'in yanına gider. Ne edeyim kadın anam be. Olsun bakalım her şeyin bir hayırı vardır. Zaman böyle geldi geçti. Eskiden geldi, şimdi geldi, her geçti. Şey bol. Şimdi her şey çok kadın anam. Evveli böyle değildi. Şimdi her şeyler çok bol. Su yok, çamaşır yıkama derdi var. Allah. Ne zorluklar değil mi Saadet teyze? Tabii. Suyu de o yanına giderdik. O yanında kuyu vardı orada kuyuda. Oralardan getirdik suları. Ne dedi böyle evlen yumunda evlen içinde su kadın ana. Yoğurdu. Tabii lezzetlik oluyor ne kadar olsa. Çoluk çocuk ufak oluyor. Kıra gidiyorsun. Çocuklara kırlarda bakan olmuyor.
Hem çıva çıpaladık, hem çocuklara orlarda bakardık. Ya kadın kızım ne edecek? O zorluklara rağmen yani insanlar yine de evlilikler mesela hala devam ediyor. Ama şimdiki nesil bu sabrı göstermiyor. Öyle evet. Öyle. Öyle kızım öyle. Öyle kadın anam. Yani o sabrın şeysi değil mi Saadet teyzem? Tabi. Tabi anam tabi. Çoluk çocuk ziyaret ediyor mu şu anda sizi? Geliyorlar mı? Gelirler gelirler. Gelecek haftaya tadil benim kız telefon etti evveli gün. Anne ey bir orada tadil varmış. Bir atalına geldiler gittiler buraya. Bir yudan da gelin hastalanmış orada. Gelin iyiydi hemen nasıl hastalandı hastalanmış. Şimdi bir yudan da buraya geleceklermiş. Gelecek hafta cuma gün. Onlar geleceklermiş de onlar gari. Yurt dışına da gitmişsiniz gittik. Saadet teyzem. Gittik gittik. Nasıl beğendin mi oraları gezdiniz mi? Gezdik işte o zaman tabi anam gencide. Gezdik gittik. İyi. Çok iyi oralar da iyi. Nere varsan kadınım. Sen iyi oldun mu herkes de iyi oluyor. Tabi ne edeceksin? Pekala seni çok küçük yaşta getirmiş Sabri amcam. Kıymetini biliyor değil mi şimdi? Bilir. Ya o dayakları falan geçelim ya. O gitti. O olacak bitti mi? Bitti. Şimdi biliyor değil mi kıymetini? Biliyor kadın. Kar bilmesin kaç yaşına gitti. Ben kaç yaşına gittim. Ha kızım yaşlandık. Onlar ya bizden olanlar yaşlanıp hatta güzel kızım tabi. Ne yapacağım? Şükür şimdiki halimize. Şükür, sağlığımız yerinde. Şükür. Sağlığımız yerinde. Rahatımız da iyi. Rahatımız iyi kadın anam. Evde duruyoruz. Bazı ben açığa yengen yanına giderim. Böyle oraya buraya gidemiyorum. Anam ne yapacağım? Ayaklarımdan gidemiyorum şimdi. İyisiniz maşallah. Biz şimdiki nesiller sizler kadar da değiliz. Ya. Şimdi her şey yiyecekler, ilaç, şey. İlaç, eskiden öyle değildi. Öyle kızım, evvel yoktu ilacı yoktu. Şimdi ilaçla her şey gidin ilaç. O ilaçlardan dolayı işte bu ayaklar bile. Benim ayaklar Allah'tan görmüyor bunlar. Bir yerlere gidemiyorsun. Ayşım ona da buralarda otururum ben buralarda olurum. Allah sağlık versin Saadet teyze. Amin. Amin kadın ana. Amin. Amin güzel kızım.